var be. Daha büyük çekiş var mı? Kıram oldu. Ben şu an kulağım çınlıyor. Böyle de saç gibi geliyor. Demire vuruyor. Direkt cam olsa şey. Kırılmıyor ya. Şöyle yere atmak lazım. Şöyle bırakalım. Böyle kırılmaz da köşelerden kırılıyor. Köşelere dokundun mu gidiyor. Genelde. Çekiyor musun? Çekiyorum abi. Kırıldı galiba ama ses hani tuhaflaştı. Ne? Kırılmadı ya kulağımız. Çatladı galiba. Yok. Neydi lan ama tuhaflaştı. Yok yok böyle bir şey. Çizik bile yok üstünde. Nasıl oldu ya? Taşım yapmış. Ulan. Kırılmıyor. Uzaktan tuhaf çekici bakalım. Atma atma. Çekişte bir şey var mı abi? Vay be, vay be, nitelik küskün. Peki uzak. Sivri tarafıyla vursanız abi. Silah ateş etsek mi? Çok tıklanmayarak unutmuyor abi. Ne yapayım diye biraz ya. Evet, bu camı kırana bir maaş. Düşünce bir şey olmayanlar kurmuyoruz. Ama kenarlara gider. Kenarlara. Şöyle yan, çapraz atsana bir çapraz. Yok. Şöyle çapraz bırak. Yere atarsam kırılır. Bak şimdi. Bırak ya, şöyle bırak şöyle. Kutuya. Kutuya doğru kutuya bırak. Kutuya gelse belki bir şey olmaz da. Böyle en garanti öyle denir. Şimdi bak kenarına bak. Kenarları kırılır. Temperli camın zaten kenarları hassas. Yoksa şeyde bir şey yok. Ortasına vur istediğin kadar. Onu burada bir de o kadar hasar diyor yapmıyoruz yani. Ama sonuçta kullanılmaz. Burası işidir. Bunun hiç önemi yok yani. Yani biz kenarları... Kırılmamasının önemi yok. Kenarları koruduktan sonra ortasını zaten kıramaz. Yani çekişle vursa adam kıramayacak sonuçta. Yani o zaman bir şeyin içine yuva yapsam mesela buna. Zaten öyle olacak bunları. Yuva yapmak lazım. Korumaları olacak.